Anneme bir yolunu bularak işlediği imanı gideren şeyi anlattım, tövbe etmesini sağladım. Babamla da dini nikah yapmaları gerektiğini anlatayım mı? Ha, öyle değil o. Dini nikah yapmayacaklar. Orada tamam bir şeyi doğru anlamış da. İman ikter, tövbe etti, iman geri geldi. Çünkü babası şeye bağlıydı. Nikah hakti çözmek veya aynı şekilde şey yapmak ona bağlıydı. Şimdi annesine de suizan etmiş de olabilir. Hemen tövbe etmiştir, iman geri gelmiştir. Mesele söz konusu değil. Ha, orada yapılacak tek şey babasını, baba ya sen böyle konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Piyasada çok kimseler var. Böyle imanı gidecek şeyler oluyor. Bazen sıkışıyorsunuz, size tasdik ediveriyorsunuz. Bak kitaplar böyle iman gidince iman, nikaha da zarar verirmiş falan. Annem sana vekalet versin, iki Müslümanın yanında öteden beri nikah altında bulunan zevcemi onun tarafından vekil olarak, tarafından asil olarak kendime tezviz ettim deyiversene. Ne olur? Nikah hakkı yenilenmiş olur. Arkasına da Allahümme inni yuridu en ücretli imane duasını okur. Mesele biter. Yani illa yeniden nikah yapmak değil o. Tecdid iman, tecdid nikahtır. Böyle o da yapılır? Zaten iman da yenilenmiş oluyor değil tabii, mi? Tabii iman sadece da yenilenmiş oluyor. Değil. Ha, ikisi beraber yenilenmiş oluyor. Hiçbir sebep yokken de bunu söylenir. Yapılabilir. Yok. Çünkü imanı gideren bir hal vuku bulduğu zaman nikah aktifes olmuyor. İman gittiği için nikah da ona bağlı olarak gidiyor. İman gelince nikah da geri geliyor.